Eskiden Özgür Özel için Özgür, de, özgür denen oğlan dediniz. Veli Ağabey için. Paralarını ödedim ama. Denen hain dediniz. Şimdi mesela o partiden aday olacaksınız. Paralarını ödedim ama. Helalleştik. Ha öyle mi? Ödedim yani. Tazminat daha fazla açtılar. <laughs> Paralarını ödedim. Yani dedim diye beni rahat bırakmadılar yani. Dolayısıyla mesela mecliste şu an bir dokunulmazlık dosyası daha geldi. Mehmet Alkan diye bir yarbaya. Sayın Bahçeli hakaret etti diye ona da ben mesela Özgür Özel'e hakaret ederken kendim için etmedim ki Sayın Bahçeli hakaret etti diye ettim. Veli Ağbaba'ya Sayın Bahçeli hakaret etti diye ettim. Dolayısıyla Mehmet Alkan diye bir yarbay Sayın Bahçeli'ye hakaret ettiği için. Siz bir o, de ona ettiniz. Ona da ettim. Para da ödedim ona bu arada. Ya ben epey ödedim yani. 100 bin üzerinde para ödedim. Yani Hiç rahat durmadınız Cemal abi ya. eğer benim özelliğim şu Armağan Bey ben yani bir yerde biriyle yol arkadaşlığı yapmışsam ...onunla dostluk yapıyorsam benim dostum sonuna kadar onu savunmaktır. Kendi çıkarım için, Ölene kendi kadar. menfaatim için. Ya ben iyi görüneyim, iyi adam ben olayım, o kötü olsun gibi bir düşünce içerisinde değilim ben. Kimseden de öyle iyilik beklemiyorum da. Yani ben inandığımı savunayım. Hani Allah Resulü diyor ya, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diye. Ben haksız olarak gördüğüm bir şeye müdahale edeyim de bedelini öderim. Hiç önemli değil. De, ödedim de. Cemal Bey... Bundan sonrasında umudunuz var mı? Çünkü altılaması herkes için büyük umuttu ama olmadı. Şimdi belli ki bundan sonra gör görüyoruz ki bu altı partinin bir daha yan yana gelmesi çok mümkün gözükmüyor. Ama Türkiye'deki başkanlık sistemi de aslında partileri ittifaka zorluyor. Ama muhalefet darmadağın oldu. Ve o kadar garip garip şeyler de söylendi söyledi ki insanlar birbirine o altılamasındaki insanlar bir daha yan yana nasıl gelirler bilmiyorum. Hoş... Siyaset dediğin şeyde 24 saat sonra söylenenler unutuluyor. Şöyle söylenenlere bir bakalım değil mi? Neler denilmiş geçmişte Süleyman Soylu'nun değil mi? Numan Kurtulmuş'un, Sayın Bahçeli'nin Tayyip Erdoğan'a, Tayyip Erdoğan'ın Sayın Bahçeli'ye, benim Cumhuriyet Halk Partililere. <laughs> <laughs> Siyasette son 24 saat bile büyük bir zaman dilimidir. Dolayısıyla e, ben iktisatın anlamı şudur eldeki kıt imkanlarla en iyi sonucu elde etme bilimidir. Ben siyasete de öyle bakıyorum. Eldeki kıt imkanlarla en iyi sonucu elde etme bilimidir siyaset. Dolayısıyla imkanlar kıt ama en iyi sonucu elde etmek için günü geldiğinde güzel şeyler olur. Umutlu muyum? Umutluyum. Çünkü ben Cenab-ı Allah'ın bu milleti, Türk milletini sevdiğine inanıyorum. Her yüzyılda bir lider gönderiyor. Son liderini ki 1923'te Mustafa Kemal Atatürk olarak gönderdi. Yüzyıl bitti bu memlekete yeniden bir lider gelecek. O lider hakikaten e, yeniden bir güneş gibi doğacak. Yeniden bu ülke insanlarını birleştirecek, bütünleştirecek, ötekileştirmeyecek, ayrıştırmayacak. Şimdi diyeceksiniz ki Recep Tayyip Erdoğan. Benim Recep Tayyip Erdoğan'la hiçbir şahsi meselem yok. Arazi davam yok, mal davam yok. Defalarca söyledim. MHP'deyken de söyledim. Abi ülkenin cumhurbaşkanı olmuşsun ya. 85 milyona cumhurbaşkanlığı yapsana ya. Ya bir de bir sürü torun var oturuyor bin odalı sarayda az rahat ol huzur içinde ol ya. Yürürken korumanın kolundan tutmak zorunda kalıyorsun. Konuşurken uyuyorsun. Abi biraz dinlen ya. Herkes düşman olur mu ya? İllet, zillet, PKK'lı, FETÖ'cü, LGBT'li. Ya yeter ya. LGBT'li diye önüne gelene hakaret ediyor. Saraya davet ettiklerine bakıyorsun. Aralarında LGBT'liler de var. Abi niye yani bunu bölüyorsun, parçalıyorsun, düşman yaratıyorsun yani? Ne derdin ne ya? Sonuçta insanları böyle kimliklerinden, yaşamlarından, tercihlerinden dolayı ayrıştırmak ne işine yarıyor senin? Ne kazandırıyor sana ya? Ne kazandırıyor? Yani mecliste PKK'lı istemiyoruz diyorsunuz. Girmedi mi mecliste PKK'lı o zaman sizin demenize göre? Geçen Osman Hoca'lığını dinledik değil mi birlikte? Öyle ağır sözler söyledi ki. E Yeşil Sol Parti işte geldi. 66 milletvekiliyle de mecliste. E maaş veriyorsunuz. İki tane meclis başkan vekili var. Grup başkanları var. Millettekileri maaş alıyor. Neyin hesabını yapıyorsun yani? Onlarla da anayasa görüşmesine gideceksin. Gidiyorsun şu anda söyledin geliyorum diye. E ne oldu hani seçimden önce bunlar PKK'lıydı ya. Bunları mesle getirmemek gerekiyordu ya. Dolayısıyla ben Cumhurbaşkanı'ndan beklentim şu herkesin Cumhurbaşkanı olsun ya. Herkese sahip çıksın. Herkesi korusun kollasın. Ama bizimki öyle değil ki. Bizimki zengini daha zengin yapıyor. Fakiri daha fakiri yapıyor. Beşli çete bir şey istediğinde vergi affı istediğinde ne demek feda olsun diyor. 90 milyarı siliyor. Emekli maaş zammı dediklerinde inşallah bakarız diyor maşallah bakarız. Abi bize gelince inşallah maşallah. Emekliler çok az para alıyor. 7500 lira Öyle 10 dedi. milyon üzerinden. Dedi ya çok az para alıyor diye Bir de kendi söyledi. Recep Tayyip AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kızdı zaten bu yüzden. yani Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak ben bunu gördüm de dedi. Sen AKP Genel Başkanı Erdoğan olarak bunu göremiyor musun diye kızdı. Düzelteceğim dedi. Bugünlerde işte düzelmesini bekliyoruz, umut ediyoruz. Neyi düzelecek diye de bakıyorsun aslında. Ne diyor? Meclis de açılınca demişti değil mi? E açıldı. Getirdin mi bir şey? Getirmedi. Yılbaşına doğru inşallah. E tamam da 7500 lirayı 11 bin lira yapsan ne olur? 20 bin lira yapsan. Ya bugün İstanbul'da 20 bin lira çalışanın 30 bin lira çalışanın ne işine yarar? 15 bin liradan aşağı ev kirası yok 1 artı 1. 15 bin liradan aşağı ev kirası yok.